Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Değerli dinleyenlerimiz, rahmet, bereket ve Kur'an ayı olan Ramazan'ın aynı zamanda zekat, infak, tasadduk ve yardımlaşma ayı olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla dinimiz hem Ramazan'da hem de Ramazan haricinde zekat vermeye, tasadduk etmeye, infakta bulunmaya, fakir, gariban ve muhtaçları gözetmeye önem vermiştir. Biz de inşallah bugün bu konuda kısaca bazı ayet ve hadislere değineceğiz. Şimdi yardımlaşmanın farz olan, vacip olan ve nafile olan bölümleri var. Bu şekilde ayırabiliriz. Farz olan normal bildiğimiz zekat var, toprağın zekatı var, öşür var, bunları belirtebiliriz. Vacip olanlar var, sadaka-i fıtır gibi işte şartlarını taşıyan, şu an Ramazan ayında verilmesi gereken sadaka-i fıtır var, fitre var. Veya kurban kesiyoruz, kurban bayramında yine şartlarını taşıyanların kurban kesmesi gerekiyor. Vacip bir ibadettir. O kurban etinden fakirlere yardım ediyoruz. Veya nezir var, şu işim olursa mesela kurban kesip dağıtayım diyor, yine vacip kısmına giriyor. Nafile olanlar var, tasadduk ediyor, infak ediyor, zekatını vermiş, sadakayı fıtrını vermiş. Ama Allah imkan verdiği için, zengin olduğu için eş dost akrabalarında, komşularında, yakınlarında veya bildiği başka Müslümanlar arasında fakir, gariban, muhtaç olanlar var, dul yetim olanlar var. Onlara ne yapıyor? Nafile olarak yardım ediyor, infakta bulunuyor. Zekatla ilgili Kur'an'ın birçok yerinde اَقِيمُ الصَّلَاهُ وَاَتُ الزَّكَاهُ buyrulur. Zekat verin şeklinde bir emir vardır. Kur'an'ımızın hemen baş tarafında اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ buyrulur. Hemen Fatiha'dan sonra ikinci sure olan Bakara suresinin 3. ayetinde hemen baş taraflarda bu ayet-i kerimede önce imandan bahsedilir. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Gayba iman ederler. Bir müminin yaratılış amacı, dünyaya geliş amacı budur. Allah'ın varlığına, birliğine iman etmesidir. Ve ona ibadet etmesidir. İkinci sırada burada namazdan bahsedildi. وَيُقِيمُونَ الصَّلَةِ Üçüncü olarak da وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ buyuruldu. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerin bir kısmından infak ederler. Dolayısıyla burada hem iman var, hem ibadet var, hem de infak var. Başka bir ayet-i kerimede de وَاَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ buyrulur. Topraktan ürün elde ettikten sonra, yine belli şartları taşıdıktan sonra o ürünlerden öşür vermek gerekiyor. Bütün bu ayetlerden dolayı diyebiliriz ki İslam hep fakirin, garibanın, muhtacın, dul ve yetimlerin yanında yer almıştır. Hep zenginleri, varlıklı olan kimseleri, Allah'ın kendilerine imkan verdiği kimseleri zekat vermeye, infak etmeye, tasadduk etmeye, muhtaçların yanında yer almaya teşvik etmiştir. Şimdi zekata baktığımızda bir ticaret mallarının zekatı var, toprak mahsullerinin zekatı var, deve besleyenler için develerin, sığırların, koyun ve keçilerin zekatı vardır. Madenlerin, definelerin duruma göre tabi devlete verilecek şekilde zekatı vardır veya bir hissesi vardır. Devlet de bunu ne yapıyor? Toplumun maslahatı icabı daha çok belki fakirlere, garibanlara sarf ediyor. Şimdi normalde zekat, ticaret mallarından olan zekat 40'ta 1 oranındadır. Yani 40 lirası varsa 1 lirasını vermek durumundadır. Öşür duruma göre 20'de 1 olabiliyor, 10'da 1 olabiliyor. İşte bu maden defineler var, devletin hissesi olarak 5'te 1 oranında onun verilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunlar farz olanlardır. Ayrıca kişinin bakmakla yükümlü olduğu kimselere de nafakalarını temin etmek gibi bir görevleri vardır. Böyle bir görev yüklenmiştir onlara. Dolayısıyla kişi eşinin, çocuklarının belki malı mülkü, parası olmadan yanında kalmak durumunda olduğu anne babasının
nafakasını temin etmek durumundadır. Belki kız kardeşlerinin nafakasını temin etmek durumundadır. Bunlar hep imkan sahibi olan, zengin olan, varlıklı olan kimselere dini bir mali mükellefiyet olarak yüklenen görevlerdir. Peki kimlere infak edilir dediğimizde Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda bu konuda kimlere infak edilir? Anne babaya infak edilir. Dullara, yetimlere infak edilir. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ Neyi infak edeceklerini sana soruyorlar. قُلْ de ki مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ Hayır olarak infak ettiğiniz şeyler فَلِلْوَالِدَيْنِ Önce anne babayadır. Anne babaya yapılan iyilikler nedir? İnfaktır. Onların nafakasını temin etmek. Eğer onların parası, malı, mülkü yoktursa, imkanları yoktursa infaktır. Vel akrabin, yakın olanlar, kişinin yakın akrabaları bunlara infak edilir. Vel yetame vel mesakin ve ibn-i sebil, yetimlere, miskinlere, hiçbir şeyi olmayan, gerçekten çok muhtaç durumda olanlara ve ibn-i sebil ve bir de yolda kalmış gariban, kimseyi bilmeyen, tanımayan, yanında kendi memleketine gidecek kadar parası, malı, mülkü olmayan kimselere infak edileceğini Rabbimiz ne yapıyor? Bu ayet-i kerimede bildiriyor. Peki malın hangi cinsinden infak edilmesi gerekiyor sorusuna şöyle bir cevap verebiliriz. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَب۪يثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوا ف۪يهِ Ey iman edenler! Allah-u Teala gerek size imkan verdi ticaret yoluyla, gerekse işte topraktan bir takım ürünler elde ediyorsunuz, imkanlarınız oluyor. Ama yani kötülüğü aramayın, pis olan şeyi aramayın. Allah size temiz temiz böyle rızıklar veriyor. Ve bir de infak ediyorken siz böyle gözünüzü yumup da mecburen almak durumunda kalacağınız böyle adi, basit, bayağı şeyler vermeyin. Yani infak ediyorken güzel, değerli şeyler olsun, karşıyı incitmeyin anlamında Kur'an-ı Kerim'de bu konuda bir edep ve adab öğretiliyor. İnfak da olmazsa olmaz şartlardan birisi nedir? İhlaslı olmaktır. Eğer bir insan ihlaslı bir şekilde zekatını vermiyorsa, infak etmiyorsa o kimsenin yaptığı bu ibadet kabul edilmez. Ayet-i kerimelere baktığımızda مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلِ diye başlayan bir ayet-i kerimede yapılan infakın, yapılan yardımların Allah yolunda, Allah için çok değerli, çok kıymetli olduğu bildirilir. 700'e kadar sevap verileceği, hatta daha fazla sevap verileceği bildirilir. Bundan sonra اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا اَنْفَقُوا مَنَّنْ وَلَا اَذَى buyurulur. İnfak edip de bunu başa kalkıyorsanız, karşıyı incitiyorsanız, kalbini kırıyorsanız, hor hakir görüyorsanız, küçük düşürüyorsanız onu bu yardımınızla, yani bu yardımınızın bir anlamı olmaz, bir değeri, bir kıymeti olmaz buyuruluyor. Ama karşıyı incitmiyorsanız, Allah için yapıyorsanız, Allah benim fakirleri, garibanları gözetmemi istiyor. Dolayısıyla Allah yolunda ben bunu yapıyorum diyorsanız o zaman لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ buyuruluyor. Mükafatlar Allah katındadır. Allah ne kadar mükafat verecek biz bunu bilemiyoruz. Allah mükafat vereceğini bildiriyor. Ama يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا لَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذَى buyuruluyor. Bakın minnet altında bırakarak, başa kakarak, ben sana zamanında şu kadar yardım ettim, sana şu kadar para verdim, senin elinden tuttum, senin yanında yer aldım deyip devamlı başa kalkıyorsa, kalbini kırıyorsa, onu incitiyorsa o zaman böyle bir infakın bir işe yaramayacağı bildiriliyor. Hatta böyle yapacağına bir kimsenin قَوْلُ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا اَذَى buyurulur. Yani böyle
eza cefa vereceğine güzel tatlı bir söz söyle, gönlünü al, bu daha hoştur, daha hayırlıdır buyurulur. Allah yolunda yapılan infak ise, Allah yolunda yapılan infak ise ibtigâe merdâtillâh buyurulur ve tesbîte min enfusihim, Allah için Allah yolunda infak yapıyor. Kalpleri mutmain bir şekilde, bunlar bir şeye benzetiliyor. Böyle bir yüksek yerde bulunan bir bahçeye benzetiliyor. O bahçe bol bol yağmur alıyor böyle. Yani yağmur olmasa bile biraz çiselemesi bile yeterlidir. Ürünler verir, bol bol ürünler verir. İşte Allah için infak yapan kimselere Allah böyle bol bol verir buyuruluyor. Ama Allah için olmazsa yapılan infak, zekat, sadaka-i fıtır, kurban, nafile, tasadduk, sadakalar, infaklar Allah için değilse, o zaman yine böyle yüksek bir yerde bir yalçın bir kaya, üzerinde birazcık toprak var. Şiddetli bir yağmur yağdığında o kayanın üzerindeki toprak nasıl gidiyorsa, orada kalmıyorsa, gönül kırarak, karşıyı inciterek, başa kakarak yapılan infakın da bu toprak gibi oradan nasıl gidiyorsa, o yağmurun oraya bir faydası olmuyorsa, bu kimselerin de yaptığı infakın kendilerine bir faydası olmadığı bildirilir. Dolayısıyla buna dikkat etmek gerekiyor değerli dinleyenlerimiz. Şimdi sadaka gizli mi verilir, aşikar mı verilir? Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda اِنْ تُدُّ السَّدَقَاتِ فَنِعِمَّهِ buyrulur. Sadakaları eğer aşikara verirseniz bu güzeldir, iyi bir şeydir. وَاِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ buyrulur. Ama gizli verirseniz fakirlere, gerçekten ihtiyaç sahiplerine böyle gizlice verirseniz bu çok daha hayırlıdır buyrulur. Yani bazen insanları teşvik etmek gerekir. İnfak ederek, özellikle bazı zenginlerin gözü önünde infak ederek, yardım ederek fakirlere, onları sırf teşvik etmek için bazen aşikara verilebilir. Yani yine Allah rızasından şaşmaz bir kimse ama ne yapar? Zengini belki teşvik eder. Eğer o zengin çok yardım etmiyorsa, infakta bulunmuyorsa onu teşvik etmek için bazen aşikara verebilir. Ama nafile ibadetlerde gizlilik esastır. Dolayısıyla burada da öyle. Yine ilerideki bir ayette de اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً şeklinde bir ifade var. Yani mallarını gece ve gündüz gizli ve aşikar olarak infak edenler buyurulur. Bunlar için فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ Rableri katında mükafatlar vardır. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Onlar dünyadan ayrılıyorken, göç ediyorken, vefat ediyorken korkmazlar. İmanları var, sadakatları var, ihlasları var, amelleri var. Korkmazlar, üzülmezler arkada bıraktıkları şeylerden dolayı. Çünkü Allah katındaki daha önemlidir, daha değerlidir. Bu yüzden onlar üzülmezler de. Şimdi son bir iki husus olarak şunu belirtebiliriz. İslam toplumun temelini dinamitleyen, müthiş bir huzursuzluğa, güvensizliğe, kavgaya, gürültüye sebebiyet verecek olan şeylerden insanları uzak tutmuştur. Bunlardan birisi faizdir, bunlardan birisi kara borsacılıktır, bunlardan birisi rüşvettir. Dolayısıyla bunları yasaklıyor. Ancak işte zekat gibi, sadaka gibi, infak gibi insanları toplumsal huzuru, mutluluğu, emniyeti, güveni sağlayacak, o barışı sağlayacak zekata, infaka, tasadduka teşvik ediyor. Bunun tarihteki en önemli misallerinden birini daha anlatıp inşallah bu kısmı bitirmiş olalım. Şimdi biz biliyoruz ki Mekke'de artık dinlerini yaşayabilecekleri bir imkan bulamayan Müslümanlar Allah'ın da emri ve yönlendirmesiyle ne yapıyorlar? Medine'ye hicret ediyorlar. Şimdi Medine'deki Müslümanlar için şöyle bir özelliğinden bahsedilir. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ Muhacirlerden önce Medine'ye yerleşmiş, Medine'yi yurt edinmiş ve imanı kalplerinde sağlamlaştıran, kalpleri imanla dolu olan bir takım kimseler var.
yuhibbune men hacera ileyhim, kendilerine hicret ederek, sırf dinleri için hicret ederek gelen o muhaciri severler. Akabinde ve la yecidune fi sudurihim haceten mimma utu. Biliyorsunuz Resulullah Aleyhisselam muhacirle ensarı kardeş ilan ediyor. Bir muhacirle bir ensarı kardeş ilan ediyor. Muhacir Mekke'den geliyorken yerlerinden, yurtlarından, ticaretlerinden, mallarından, mülklerinden, belki dükkanlarından, her şeylerinden olmuşlar. Medine'ye fakir olarak geliyorlar. Dolayısıyla Ensar'ın hurma bahçeleri var, ticareti var. Onlar daha iyi durumdalar yerine göre. O yüzden Ensar'ın muhacire yardım etmesi isteniyor. Zaten Ensar kelimesi de yardım edenler manasındadır. O yüzden Ensar muhacire yardım ediyorken, evini, dükkanını, bağını, bahçesini, ticaretini paylaşıyorken la yecidune fi sudurihim haceten mimma utu, verdikleri bütün bu şeylerden dolayı kalplerinde hiçbir sıkıntı, hiçbir pişmanlık duymazlar. Ve yu'sirune ala enfusihim velev kâne bihim hasasa, kendileri belki o anda biraz daha muhtaç durumda olsalar da kardeşlerini, Mekke'den gelen, Mekke'de o ezaya, cefaya, zulümlere, işkencelere katlanmış o kardeşlerini kendilerine tercih ederler ve onlara verdikleri bütün bu şeyden dolayı da hiçbir kalplerinde sıkıntı duymazlar. وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dolayısıyla kim bu cimrilikten, cimrilik belasından, mal sevgisinden kurtulursa işte felaha eren, kurtuluşa eren onlardır buyruluyor ayet-i kerimede. Hulasa edecek olursak değerli dinleyenlerimiz, İslam hep toplumun huzuru için, mutluluğu için, güveni, emniyeti için, barışı için bir takım kurallar koymuştur. Bunların kalpleri birbirine ısındıracak, birbirlerine karşı saygıyı, sevgiyi pekiştirecek şeylerin en önemlilerinden birisi nedir? Zekattır, fitredir, kurban kesmektir, tasadduktur, infaktır, fakirlerin, garibanların, muhtaçların, dulların, yetimlerin yanında yer almaktır. İslam bunları topluma bir, özellikle zenginlere bir görev olarak yüklemiştir. Ve Allah-u Teala mallarının tamamını değil, sadece bir kısmını vermesini istiyor zenginlerden. Allah-u Teala bizlere tekrardan böyle bir toplum inşa edebilmeyi, bir toplum oluşturabilmeyi bizlere nasip eylesin. İslam'ın güzelliğini, İslam'ın adaletini tekrardan yeryüzüne yayabilmeyi bizlere nasip eylesin diyoruz değerli dinleyenlerimiz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.